Evet sayın izleyiciler, bugün 17 Mayıs 2016. Yine sosis salonunda çeşitli hayvan figürleri ve eşya figürleri yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bugün basit bir ama şık bir kelebek yapacağız. Yine görmüş olduğunuz gibi sosis balonumuzu alıyoruz. Eşlettikten sonra bunu balonumuzu pompamız yardımıyla şişiriyoruz. Başında aşağı yukarı 2-3 parmak bir boşluk kalması yeterli. Evet. Yine balonumuzun başlangıç noktasına bakalım. Evet, biraz fazla azaltmışız. Evet. Şimdi balonumuzun baş kısmını yine düğümlüyoruz her zaman olduğu gibi. Daha sonra balonumuzun baş ve kuyruk kısmını birleştiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi baş ve kuyruk kısmını birbirine bağlayarak düğümlüyoruz. Elimizde hafif halka şeklinde biraz bir şekil oluştu. Şimdi bunun tam üst orta noktasını göz kararı hesaplıyoruz şu şekilde. O üst noktasını da çevirerek gördüğünüz gibi iki tane sosis elde etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi kelebeğimizin kanatları arasında boy farkı var. Birileri büyük kanatlar, birileri de küçük kanatlar olacak şekilde. Tahmini olarak bunun tam ortasından değil, bir tarafta biraz daha az mesafe kalan, bir tarafta biraz daha fazla mesafe kalacak şekilde katlıyoruz. Kolay gelsin. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde katladığımız zaman, evet, balonumuz şu şekle geldi. Bir tane küçük bir halka, bir tarafı da büyük bir halka. Bu iki halkanın uçları bir araya getirerek, şu şekilde bir araya getirerek yavaşça ortasından bastırıyoruz. Patlamaması şartıyla. Bunları çevirerek birbirine bağlıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kelebek şeklinin ana figürleri ortaya çıktı. Üst tarafta büyük kanatlar, alt tarafta da küçük kanatlar. Fakat şu anda işimiz bitti mi? Bitmedi. Bir de bu kelebeğimizin kafasını ve vücudunu yapmamız gerekiyor. Bunun için bu balonumuzu bırakıyoruz. Yerden ona uygun olabilecek renkte bir tane balon alıyoruz. Şimdi bu balonumuzu, sarı balonumuzun yalnızca uçlarını değil, yani uçtan başlayarak şişmesini engellemek amacı olarak, buna çünkü çok az hava basacağız, şu baştan dört parmak olan kısmı şişmesini engelleyecek şekilde tutuyoruz. Şişmesini engelleyecek şekilde. Oradan şişmesin. Şu bu parmağın ucundan itibaren şişmesini sağlamak amaçlı olarak yavaşça, evet, tuttuğumuz bölümde şişmedi ve orta bölümde bir şişlik ortaya çıktı. Aşağı yukarı 8-9 parmak civarında bir balon oluşturduğumuz zaman bu bizim için yeterli olacak. Şimdi şu görmüş olduğumuz uçları evet, yasabasını kaçırdık ama olsun. Evet, şunların aşağı yukarı eşit olduğunu noktayı hissettiğimiz zaman bunları birbirine bağlıyoruz. Birazcık havası indi ama çok az daha basabilir miyim buna? Sonra yine balonumuzun başını bağlıyoruz. İçinden hava kaçmasını engellemek amaçlı olarak. Biraz önce biz onu yapmadığımız için belki de biraz hava kaçmasına fırsat verdik. Gördüğünüz gibi iki tarafında
çıkan çubukları olan bir şekil haline getirdik. Şimdi bunu biz mümkün olduğu kadar ortalayarak şu iki ucu eşit olacak şekilde birbirine bağlıyoruz. Evet, şu şekilde birbirine bağladık. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir şekil ortaya çıktı. Evet. Şimdi şu görmüş olduğunuz küçük kangal tüzük gibi olan balonumuzun şu bölümünden bir parçayı bu şekilde alıyoruz. Evet. Şu şekilde bu balonu kelebeğimizin kafasını şu görmüş olduğumuz parçalarda antenlerini oluşturacak şekilde diğer balonumuzun içerisine yerleştireceğiz. Şimdi. Gördüğünüz gibi antenlerimiz şu şekilde yukarı çıkacak. Kafası gördüğünüz gibi, evet. Güzel antenli bir kelebeğimiz. Şu iki antenini birazcık düzeltelim şöyle. Birisi şu tarafa gitsin, birisi de bu tarafa gitsin. Gördüğünüz gibi vücudu da var. Kafası da var. Evet. Şimdi kelebeğimize de yine bir göz figürü çizeceğiz. Bu mutlu bir kelebek. Çünkü kırlarda koşar oynarmış. Gördüğünüz gibi kelebeğimizin şu anteni biraz kenara kaçmış ama herhalde aşağı yukarı şeklimiz ortaya çıktı. Bu da yine balondan, sosis balonda yapmış olduğumuz basit bir kelebek figürü.